Üsküdar Üniversitesi televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bugün sizlerle program süremizce Üsküdar Üniversitesi'nin kuruluş aşamasına bir yolculuk yapalım istiyoruz hocam. Bildiğimiz üzere Memory Center'la başlayan, ardından hastane, tıp merkezleriyle devam eden bir gelişim sürecinden bahsediyoruz. Nasıl ilk adım atmıştınız hocam? Bu tabii benim akademik hayatım şeyde yarım kalmıştı. Yani daha sonra GATA'dan ayrıldıktan sonra Amerika'daki Memory Center'la bir işbirliği anlaşması yaptık. Oradaki altyapıyla bizdeki bilgileri birleştirdik ve bir faaliyet yaptık. O, özellikle beyin fonksiyonunu ölçerek tedavi modelini yeni bir ekol olarak Türkiye'ye getirmiş olduk. Memory Center'la. Evet. Daha sonra bu tabii bir sistem. Yani tedavide drone vakalar için yeni bir sistemdi. Bu sistem tuttu. Bu sistem olumlu sonuçları aldıkça büyüdük. Büyüdükten sonra yarım kalmış akademik hayatımı daha çok böyle işte araştırma yapma, bu konudaki yeni bilgilere Türkiye'ye getirme, bunları yeni tedavi yöntemlerine uygulama ile ilgili bu kapsamda hastanemiz kuruldu 2006'da. Evet. Yani hastane kurulduktan sonra hastanenin yani belli bir hastanede tuttu, belli bir doluluğa ulaştı. Bundan sonraki adım üniversite. Yani yaptığımız işin artık akademik olarak taşlanmasıydı. Zor bir yol seçmediniz mi hocam? Yani, tabii zor kesin. Sağlık alanında tam böyle istediğiniz adımları atmışsınız. Artık bir rahat etme zamanı belki tabiri caizse ama eğitim, üniversite kurmak bunlar tabii zor, meşakkatli işler. Mesela boş kaldığım zaman daha çok sıkılıyorum. Evet. Yani onun için yani evet. Yani mesela emekli olup gidip Marmaris'te balık avlayamam. Yani öyle bir insan değilim. Öyle birisi değilim. Evet. Yani zor vakalarla uğraşmak daha önemli. Yani herkesin bildiği, yaptığı kolay vakalar değil de yani herkesin çözemediği vakalarla uğraşıp biz Anadolu'da tedavi olamamış, hekim dolaşmış vakalar bana geliyordu. O vakalarla uğraşıp bir şekilde onların iyileşmesine katkı sağladıktan sonra tedavi onlar döndükleri yerde anlatıyorlardı nasıl düzeldin bu sefer ve bu şekilde bir tedavi ilgisi oluştu. Yani insanlar referans olarak hasta gönderdiler. Daha sonra ben bunu kendi şahsi olarak yani bir günde benim hasta görme kapasitem belli. Yani bunu bir sistematik hale getirmem lazım diye düşündüm. 2000 yılında bir karar verdik o zaman. Evet. Diğer uzmanlar aldık. Diğer uzmanlarla birlikte bu ekolü onlar içerisindeki onları da içine katarak onlar daha hasta yazılıyorlardı. Dokunmak. Ben son yani tedavi planını yapıyordum ve onlar takip ediyordu. Böyle olunca daha geniş bir hasta kitlesine ulaştık. Daha çok insanı tedavi daha çok insanın sağlığına kavuşması. Ve o sistemi daha geniş kitlelere duyurmak. Yani her şeyi kendimle toplamak değil, işi delege etmek yöntemini hareket ettim. Sistem kurmak yöntemini hareket ettim. Yani organizasyon gerekiyordu bu. Bu organizasyonu kurduk. Burada tabii olumlu sonuçlar aldıkça da yani insanlar böyle yüzleri güldükçe, dua ettikçe daha çok motive olarak hastanede belli bir aşamaya geldi. Belli siz bir doluluk oldu. Böyle bir durumda yaptığımız iş çünkü yeni bir iş, yeni şeyler yapıyoruz. Bunları bilimsel dünyaya anlatmak gerekiyordu. Yani onun için de dergi çıkarmak ve bunu akademik disiplin içinde yapmak gerekiyordu. Bu da üniversiteli olabilecek bir şey. Peki yani hocam, bütün her şeyimi üniversiteye bağışlayarak kuruldu üniversite. Evet, İDAR Vakfı'yla da üniversitenin ilk adımı, kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Tabii geriye dönüp baktığımız zaman çok büyük bir yol kat edilmiş. 750 öğrenciden bahsederek yola çıkılıyor. Şu an 16.000'i geçmiş bir öğrenci sayısı var. İşte 5 fakülte, 1 sağlık hizmet meslek yüksekokulu ve tıp fakültesiyle şu an Üsküdar ailesi çok büyük bir aile oldu. Birçok gence
ulaşmış oldunuz. Gençlerin eğitimine gönül verdiniz şimdi de. Neler söylemek istersiniz hocam bu konuda? Tabii şimdi şu anda işte 1300 civarında personel çalışanımız var. Hı hı, yani hı. Hastane ve üniversite olarak. Hı hı. Yani 16.000 öğrencimiz var. Yani bu aşamada şimdi üniversitelerin genel 4 tane ana fonksiyonu var. Birincisi, hı hı, meslek edindirmek. Evet. Meslek sahibi hep bilinen. Onun meslek eğitimi vermek. İkinci aşaması ARGE, yani bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak, bilimsel, hı hı, çalışmalar yapmak. Hı hı. Üçüncü ayağı toplumu bilgilendirmek. Evet. Üniversitenin. Dördüncüsü de bilginin ürüne dönüştürülmesi. Bilginin sanayileştirilmesi, ticarileştirilmesi. Hı hı. Bunun için de, hı hı, Brain Park diye ARGE odaklarımızı belirledik. Evet. Yani Türkiye'deki ilk tematik üniversite olarak çıktık. Yani tematik üniversite dediğiniz zaman akla biz onun için geliyoruz. Çünkü yani kurulurken ki iddiamız oydu. Yani her alanda değil, belli bir alanda. Zaten araştırmada da ARGE'de de bir konsept vardır. Selection, concentration diye geçiyor. Yani bir konuyu seç, onu da derinleş. Siz de davranış bilimleri ve sağlık alanında tema olarak seçtik. O konuda derinleşmeye çalıştık. Nörobilim merkezi olduk. Ve şu anda dün İtalya'dan gelen bir yazıyla size ilk müjdeli resmi olarak onu söyleyebilirim. Evet. UNESCO bizi nörobilim alanında, nörobilim ve genetik alanında mükemmeliyet merkezi kabul etti. Çok güzel. UNESCO. Evet, üniversitemiz adına çok gurur verici. Kabul etti. İtalya'dan yazısı geldi. Bize, evet, doktor öğrencisi gönderecekler. Evet, çok burada. Güzel bir haber. Türkiye'de, bu demek ki çok ve TÜBİTAK başarılı. TÜBİTAK da destekledi bunu. Evet, başarılarını ispatlamış durumda. Gelen öğrencilere TÜBİTAK karar aldı, burs verecek. Gelen öğrencilere. Evet, evet. Yani bu, yani Türkiye'de bu nörobilim alanında ve nörobilim alanında G20 toplantılarına 3 senedir katılıyoruz. Bu sene de Arjantin'de, Kasım ayının sonunda oraya gideceğiz. Yani Türkiye'den N20, Neuroscience 20'yi Üsküdar Üniversitesi olarak biz orada temsil edeceğiz. Onunla ilgili dünyadaki nörobilim politikalarını belirleyenler bir araya gelecek. Bir araya gelecek, evet. Çok önemli gelişmeler var tabii Üsküdar Üniversitesi ile birlikte, dünyadaki gelişmeler ile birlikte de. Şöyle bir Üsküdar tarihine bakacak olursak hocam, kuruluşundan itibaren şu anda dediğimiz gibi 5 fakülte ve neticesinde 36 bölüme ulaşmış durumda üniversite. 55'te program var, 5 enstitüsü, 30 yüksek lisansı, 5 doktorası ve 29 araştırma uygulama merkezi var. 50'yi aşkın da laboratuvar şu anda kurulmuş durumda. Dolayısıyla şu an en genç fakültemiz tıp fakültesi olmuş oluyor. Başlangıçtan itibaren bizi tıp fakültesi kurmaya getiren gelişmeler nelerdi hocam? Nasıl tabii oldu şimdi gelişmeler? Biz sağlık ve davranış bilimleri alanında odaklı olduğumuz için, hı hı, tıp fakültesi zaten konseptimizde var. Hı hı. Bunu resmi gazetede 2018'de yayınlandı, kesinleşti. Hı hı. 2019'da öğrenci olacağız. Zaten hastanemiz var. Evet. Yani birçok sağlık bilimleri fakültesindeki, klinik psikolojideki birçok stajı hastane bünyesinde uygulamayı imkanı yapıyoruz zaten, evet, sağlıyoruz orada. Evet. Tıp fakültesiyle de bu artık şey noktasına, yani tepe noktasına gelmiş tamamlanmış olacak. Tamamlanmış olacak bir nevi aslında olacak. Bir gereklilikti zaten, olması gereken zaten gibi. Zaten uzmanlık beklenen öğrencisi, evet, alabileceğiz yani, hı-hı, belli alanlarda. Hı-hı. Yani tıp fakültesinin eğitimini dört dörtlük vermeyi hedefliyoruz. Onun için tıp fakültesi açma konusunda acele etmedik. Evet. Yani bir, yani çok böyle yani bir talebimiz, devamlı planımızda oldu. Hı hı. Ama yani çünkü tıp fakültesi zor iş, külfetli, evet, iş. Evet. Ümraniye'de yani, olacak tabii, değil mi? Ümraniye'deki, hı hı, eski hastane binasının tıp fakültesi morfoloji binası yaptık. Temel bilimlerin olduğu bina, hı hı, olarak yaptık. Yani orada bütün, yani eski hasta, mesela acil servisi, acil simülasyon yeri yaptık. Oranın yoğun bakımını, yoğun bakım simülasyonu yaptık. Ameliyathane yoğun bakım simülasyonu yaptık. Öğrenciler için de müthiş. Uygulama. Hastaya girmeden önce hep, evet, simülasyonlarını, evet, yapacak orada. Hasta, evet, simülasyon odaları yaptık. Peki hocam, siz genel anlamda uygulamaya çok önem veriliyor Üsküdar Üniversitesi'nde. Zaten öğrencilerin ilk olarak adım attığı yer NP Beyin Hastanesi, Etiler Tıp Merkezi, Fener Yıl Tıp Merkezi. Hı. Ve onlar dışındaki alanlarda da yine tabii sektörde uygulama staj olanakları var. Bunu çok önemsediğinizi biliyorum. Neler söylemek istersiniz hocam? Tabii şimdi bu öğrencilerle ilgili şu anda bu mesela diseksiyon laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, kadavra, hı hı, yani ondan sonra
yani multidisipliner laboratuvarlar, mikroskopların olduğu, histoloji, embriyoloji, patoloji, biyokimya, toksikoloji, yani hepsiyle ilgili tıbbi genetik, bununla ilgili 12 tane ana branşta zaten uzun öğretim üyesiyle başlamak gerekiyor. Yani evet, o öğretim üyeleri şu anda hemen hemen büyük ölçüde hazır. Zaten Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yani birçok hocamız var. O hocalarla bir şekilde kadromuzu oluşturacağız. Evet. Yani, ve ilk seneler temel dersleri alıyorlar. Yani temel bilimlerle işte anatomi, fizyoloji, histopatoloji, tıbbi genetik gibi dersler var. Evet. Biyofizik gibi, biyokimya gibi dersler var. Bu dersleri alacaklar. Bu derslerinin almasıyla ilgili biz mümkün olduğu kadar öğrencileri hızlı ve kolay öğrenebilecekleri, mesela üç boyutlu anatomi laboratuvarı kuruyoruz. Yani, üç boyutlu anatomi laboratuvarı ne demek? Bu virtual reality değil, augmented reality var. Virtual reality'de biliyorsun gözlük takıp üç boyutlu gibi yürüyorsunuz. Evet, evet, ama augmented reality'de görüntü bilgisayarın dışına çıkıyor, sanal görüntü. Üç boyutlu gözüküyor. Siz elinizde kalemle onu istediğin gibi, mesela beynin içine bakıyorsunuz. Çok daha kalbin gerçekçi. İçine bakıyorsunuz. Evet. Böyle bir laboratuvar sistemi. Şu anda demo olarak çalıştırıyoruz onu. Yani bu gibi yani öğrenciler hastaya dokunmadan ya da kadavraya dokunmadan önce kafalarında teorik olarak bir hayal oluşturmaları gerekiyor ki yani oradaki zamanı iyi kullansınlar. Yani önceden bu çok iyi bir sistem ama tabii, hocam anlattığınız şeyi gözümün önünde canlandırdığımda bir öğrenci için tabii, çok faydalı. Yani öbür türlü birçok şeyi kaçırıyor. Tabii. Mesela bir kolun damarının kaslarını inceleyecek kolun. Önce onu bir sanal ortamda üç boyutlu olarak şu damar, şu kemik, şu kas, şu bu buradan geçiyor, bu geçiyor. Görecek kafasında bir şekil oluşturacak. Ondan sonra hastanın kolunu açacak. Hastanın kolunu açtığı zaman oradakine bakacak. Belki de hastanın kolunda orada bir anomali var, onu görecek mesela. Bakacak o anatomi, fakat yani müthiş bir, tabii insan çok çok özel, ilginç yaratılmış yani. Mükemmel bir yani dokular, organlar, bir sistem. Onu orada görecek. Görüyor. Orada ve bu şekilde tanıklı. Artık dokulara dokunacak. Dokunacak en sonunda. Ama onlara dokunmadan önce onun zihinsel olarak hazırlanması lazım. Zihinsel bir çile çekmesi gerekiyor öğrencinin. Tabii siz hocam kendi alanınızdan da dolayı birkaç boyuttan bakıyorsunuz konuya. Yani öğrencinin teorik eğitimin yanı sıra evet uygulaması gerekiyor ama siz psikolojik olarak da hazırlanması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Tabii, bir taraftan. Tabii zihinsel olarak hazırlanması lazım, evet, psikolojik. Çünkü evet, hastaya... bazı mesela şey doğrudur. Ben öğrencilik yıllarımda hatırlıyorum. Anatomi laboratuvarına kız arkadaşlarımız girerken kapıda kalıyor. Giremiyorlardı. Evet. Bu da yani başka bir konu. Karşıda ceset yatıyor böyle formaldehit kokusu içerisinde. Evet. Bir insan irkiliyor böyle. Ağlayanlar oluyordu. Yani tabii yani bunlar, önceden üniversite sınavına hazırlanırken ben doktor olacağım demeye benzemiyor, benzemiyor. Bu. Yani bizzat, bizzat karşınıza dokunuyorsun. Evet. Yani ben şöyle bir örneği unutmam. Yani bizim masada bir şey vardı. Erkek hasta vardı, kadavra. Yanındaki masada da bir bayan kadavra vardı. Senenin sonuna doğru artık akciğer açılmıştı. Akciğerini açtık. Bizimkinde yanındaki şeyde bayan hastaydı. Sigara içmiyordu. Ciğerleri bir açtı ki arkadaşlar pırıl pırıl. Bizdeki sigara içiyordu. Ciğerlerini bu açtı ki soba borusu gibi. Simsiyah. Ondan sonra sigaraya karşı bende şey mesela nefret gelişti. Evet. Yani o ciğeri gördükten sonra sigara içmek için insanın aklını kaybetmesi lazım. Yani onu gördük. Mesela bunun gibi şeyler bunun yaşıyoruz gibi çok böyle. Şey. Tabii tabii. Yani ama önce sanal olarak hazırlarsak bir adım de bu adım. Sağlık mesleği vebali bir meslek. Yani sadece tıp değil, bütün alanları. Vebali, eğer biz onlara eksik ve yarım eğitim verirsek, ileride onlar bir hastaya zarar verirse yetersiz kendimizi mesul kalırsa. Hissediyoruz. Evet. Mesul hissediyoruz. Yani evet. O gelmediyse onun mesuliyeti ama biz vermek zorundayız onlara. Onları öğretmek zorundayız. Onun alabileceği bir insanı onu yani öğretmediğimiz zaman manevi mesuliyeti var. Onun için biz onu dört dörtlüğe yakın bir şekilde sunmak istiyoruz yani öğrencilerimize. Peki hocam, davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik olarak kuruldu Üsküdar Üniversitesi ve uygulama olanaklarıyla da şu anda tüm öğrencilerin mesleğe çok iyi hazırlandıklarını anlıyoruz sözlerinizden. Hem zihnen hem tüm imkanlar anlamında. Fakat bununla birlikte sadece
bu alanda bölümler yok. İletişim gibi, mühendislik gibi farklı alanlarda da var. Yani günümüzün gelişen teknolojisinde yine gelişmiş, yetişmiş insan ihtiyacına yönelik farklı bölümler var. Bunları neye göre yapılandırdınız tabii hocam? İnsan toplum bilimlerinde psikoloji Türkçe, İngilizce var. Hı hı. Uluslararası ilişkiler, siyaset Türkçe, İngilizce var. Hı hı. Yani oraya şimdi yeni bir hocamız, yani dünya çapında çalışmaları olan, Oxford'da hı hı. bir çalışma grubunun içerisinde olan Deniz Ülke Arıboğan hocamız geliyor. Evet. 1 Eylül'de başlayacak. Evet, hayırlı olsun. Yani diğer taraftan felsefe bölümü var mesela. Bir üniversite açılırken hı hı. felsefe bölümü olmayan üniversite var Türkiye'de. Şimdi evet, evet. felsefe bölümü zaten üniversitenin PhD demek, filozofi doktoru, felsefe doktoru demek. Yani bu işin artık felsefesini yapabiliyorsun demektir. Hı hı hı. Yani onun için üniversite açılırken onu temel olarak ilk açtık. O bölüm bizde önemli bir bölüm. Sosyoloji var ve bu sene tarihte açılıyor. Evet, tarih evet. bölümümüz açılıyor. Sonra iletişim fakültesinde de 5 bölümümüz var. Şu anda aktif bir bölümümüz açılamadı bu sene. Öğretim üyesi animasyon bölümü bulmak. Hı hı. Çizgi film ve animasyon, o da inşallah önümüzdeki sene. Yani hoca bulmak zor bazı bölümlerde. Onun için onu açamadık. Mühendislik bölümümüz de çok. Yani tam %100 İngilizce bütün bölümler. Halli bilimler hariç. Bölümler. Orada da işte bilgisayar, yazılım, endüstri mühendisliği, moleküler biyoloji, genetik mühendisliği ve doğa olduğu için İngilizce ve Türkçe. Akreditasyonlarını da aldılar. Akreditasyon ve şu anda evet. akreditasyonda 5 bölümde aldık. Akreditasyonu yeni, yani sıfırdan başlayıp mezun veren bölümler. Mezun verdikten bir sene sonra akreditasyona başvurduk. Yani bu ne demek diye düşünen olursa hocam, bizler biliyoruz ama açmak ister misiniz akreditasyon tabii. nedir? Yani şimdi anlamda? O akreditasyona gelen ekip Avrasya Üniversitesi'nin rektörü hocamızdı. O gelirken demişler aralarında, ya bunlar bir sene önce mezun verdi. Bunlar ne, hangi cesaretle hemen akreditasyon istiyorlar diye geldiler, incelediler. Çıkarken de ne dediler biliyor musunuz? Kendinizi nasıl sakladınız dediler. Ne güzel. Aynı onların tarzı. Harika. Yani gerçekten biz yani akredite, yani ilk baştan beri Bologna kriterleri var. Avrupa Birliği'nin akreditasyon kriterleri. Eğitim sistemini ona göre yapılandırdık. Bütün işte ders girdilerini, amacını, dersin amaçlarını, programı, dersin planlamasını, çıktılarını, öğrenim çıktılarını, silibusları, yani bütün hepsini biz ona göre yapılandırdığımız için zor olmadı. Zaten bütün, hatta ayrıca STIX diye bir sistem kendi yazılımımız yaptık. Öğrenci ile hoca o sanal ortamda sınıf ödev veriyor. Öğrencilerin sorularına cevap veriyor. Yani dersi beklemiyor hoca. Ya da ofis evet. saatini beklemiyor. Zaten Üsküdar Üniversitesi'ne gelen öğrenciler, adaylar da burada anlayacaklardır. Teknolojik gelişmeler burada son derece güncel takip ediliyor. Yani dijital ekran dediğimiz duvarlardaki ekranlarımızdan tutun da laboratuvarlardaki sistemler veya işte bir takım yazılım programları, öğrencilerin kullandıkları sistemler, akademisyenlerin öğrencilerle iletişimi ve notlarıyla ilgili kullandıkları sistemler gibi, hocamızın da STIX diye bahsettiği birçok teknolojik şey var kullanılan. Yani her şeyi dijitalize etmeyi şey, ilkesel evet, olarak evet. şey yapıyoruz yani evet. mümkün olduğu kadar. Her şey dijital iz bıraksın, dijitalize olsun ve yani ben mesela telefonla bir hocaya şunu şunu yapalım demeyi yöntem olarak çok uygun görmüyorum. Mailleşerek evet. ya da resmi şeylerse bu yazılım sistemi var. Onunla ilgili EBS sistemi gibi. O sistem üzerinden her şey gidiyor. Çünkü öyle ben öyle demiştim, böyle olmuştu gibi durumlar hatayı minimize ediyor bu. Evet. Hocam şu an tabii Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü olarak konuşuyorsunuz ama bir taraftan da hem gençlere çok önemli mesajlar veriyorsunuz satır aralarında. İşe başlayacak insanlar için de çok önemli. Hatta şu an çalışmakta olan insanlar için de bunlar çok önemli bahsettiğiniz şeyler. Yani söz uçar yazı kalır diyorsunuz. Bunlar da insanın tabii ki çalışma prensipleri içerisinde olması gerekenler. Bir diğer taraftan sizin çok titiz çalıştığınızı da biliyorum. Yani bu sistemin kurulması, bu sistemin bu şekilde yürümesi de tabii ki tesadüflerle olmuyor. Çok çalışmak, çok emek, çok da dikkat gerektiriyor evet. hocam. Sizin az uyku, çok mesai sisteminizi biliyoruz biz. Biraz bahsedelim mi hocam? Tabii yani burada tabii insanın bir işi böyle adanmış gibi, gönüllülük gibi yapması için sevmesi lazım. Yaptığı işi severse... Ama herkes sevdiğini düşünür tabii, zaten hocam. Tabii. Yani herkes sevdiğini düşünür bence. Ya bazılar işe gelirken uf gene geliyorum. Evet. Giderken tabii bir saate bakıp bir an evvel bitsin. Ya böyle
böyle bir işte çalışmak işkence gibi yani. Böyle bir işte insan çalışmazsa çalışması onun ona stres yüküdür. Ama bir insan zaten işi yaptığı işi seviyorsa yük değil ki, iş değildir o zaten. Çalışıyor gibi eğlence olmaz. Gibidir. Evet, evet. Yani onun için yani çalış yap yani şey mutluluk biliminde güzel bir söz var. Sevdiğin ya sevdiğin işi yap ya yaptığın işi sev diye. Güzel. Evet. Yani onun için bunu yaparsa insan yaptığı işi severse zaten o kişi rutinden zevk alıyor. Yani çay içmekten zevk alıyor. Şuyum olsun mutlu olayım, buyum olsun mutlu olayım demiyorsun. Yani rutinden, sıradan işlerden zevk alıyorsun. Bunu ben yani yaptığın işin içinde heyecan olsun, zevk olsun ve o işi daha iyi, daha güzel nasıl yaparıma odaklan. Yani mesela ben bir şeyi alıp yapıp o sisteme oturduktan sonra artık onu değil, onun dışında, üstünde onu geliştirmek için ne yapabilir? Yani yenilikçi ve girişimciliği farkında yani, olmadan evet, artık ben oldu eskiden değil. beri hep onu uygulamışım. Yani uyguluyorum. Yani bunun şeyi çok faydasını gördüm çünkü bir hasta geliyor tedavi ederken düzelmediği zaman ya bunun düzelmesi için ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Hastaya kişiye özel kafa yormak gerekiyor. Literatürü araştırıyorsun, ona soruyorsun. Ya işte diğer meslektaşlarla yazışıyorsun bir şeyde o kişiye özel bir şey gerektiği zaman ha diyorsun bunu buluyorsun ve sonuç verebiliyor. Böyle sonuç alınıyor. Bir de tıkandığımız zaman biz mesela ben eleştiri armağandır diyorum. Yani bize gelen çözüm merkezi kurduk burada. Evet. Çözüm merkezinin adını mesela şikayet merkezi, dilek ve şikayet merkezi demedik. Bak dilek bile demedik. Çözüm evet, merkezi. Çözüm merkezi. Yani Amaç çözüm, çözmek zaten. Ama Oraya çözmek gelen yani burada ihtiyacı. Çözümer dedik. Orada içeriden ve dışarıdan yani o birisi orada attığı zaman yani hiyerarşi içerisinde çözemediği şeyleri kurumun içerisinden birisi oraya çözüyor. Böyle durumlarda daha bir üst akıl konu üzerine kafa yoruyor ve çözülüyor. Ve bundan sonra bir şey, görünmeyen yani mütevellit başkanımız Furkan Bey'in güzel bir tespiti var. Diğer üniversitelerin sosyal medyada gelen eleştiriler bizde niye yok diye araştırmış. Çözüm merkezi burada ciddi bir. Yani Çünkü sosyal öncesinde o medyaya var. yansımadan burada bir öğrenci şeyini hallediyor. Halletmiş Hatta oluyor. bir yerde kırık bir şey alıyor, fotoğrafını çekiyor, çözüm merkezine gönderiyor. Şuradaki lavabo kırık diyor mesela. Mesela evet. Bunun gibi anında kısa yolda çözülüyor. Yani Evet. bu dinamik işi bir şey. Ama bu öyle bir şey ki bisiklet kullanmak gibi durduğunuz an devriliyorsunuz. Yani bu işi sürekli yani sistem kurup sürekli yapmak. Yani tıpta 3 T kuralı var. Teşhis, tedavi, takip. Takip olmadan olmuyor. Şimdi hocam sizin tabii kişilik özellikleriniz de var, mesleki özellikleriniz de var. İkisi birleşince sizin o alanınızdan üniversiteye adapte edince aynen böyle bir sistem çıkmış oluyor. Olması gereken sistemi sizin zaten doğanızda var anladığım Evet. kadarıyla. Yani bu Yani, sizinki öğrenilmiş veya nasıl bir şey yapsam yani, gibi bir şey değil de sizinki zaten doğal süreç olmuş anladığım yani bir kadarıyla. ilke vardı, öğrenen örgüt ilkesi. Ya yani ben her şeyi biliyorum demiyorum mesela. Çocuktan bile yani bilmediğim bir şeyi ya bu ne demek diye herkes içinde sorabiliyorum bu. Ya yani bazılarına tuhaf geliyor bu. Egosu olan Yani kişiler niye sormayın ki? Yani amacım biliyor olması egomu tatmin gerektiğini değil, düşünüyor ama. amacım hakikati bulmak. Evet. Hakikat kimde neredeyse yani bir bilmediğim zaman soruyorum ya bu nerede her şeyi herkes her şeyi bilemez ki. Bilemez. Yani onun için böyle birçok toplantılarda bu yüzden ben çok şey öğreniyorum. Evet. Birçok şey Toplantılar iyi hastadan fırsatlar. öğreniyorum, toplantıda öğreniyorum. Bir konuda bir kişi güzel bir şey oluyor hemen not almaya çalışıyorum. Yani böyle olmazsa bilginin ilerlemesi olmaz. Zaten şu anda şeyde mesela yeni öğrenim beyin temelli öğrenimde şey vardır. Üniversitelerde öğrenen örgüttür. Mesela ben gençler Bilinçli Genç Olmak kitabında 2006'da yazdım o kitabı. O zaman öğrenciler öğrenen örgüt felsefesini uygulayın demişim. Ben. Ne üniversite kurmuşuz ne bir şey hiçbir Evet. şey yok o İşte zaman. siz bakış açınız hep Ya öyleymiş hocam öğrenen zaten. örgüt yani şimdi Evet. insan devamlı öğrenen bir hele şimdi arama motorları var. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Yani bilgiye doğru bilgiye ihtiyacın olan bilgiye ulaşmak önemli olan. Evet. Ya bunun içinde devamlı öğrenme arzusu aşkı olacak kimsede. Bu olursa olabiliyor. İşte üniversitede bunu biz takım olarak yapıyoruz. Mesela hocalarımız, diğer akademik kadro hepsi bu konuda yani çok güzel bir takım oluşturduk. Yani burada ben Güçlü bir tek akademik kişilik kadro ordu var. olmak istemiyorum. Evet, Yani evet, onun evet. için işi delege ediyorum, takım olarak yapmaya çalışıyorum. Yani başka birisinin yaptığı işi ben yapmamaya çalışıyorum. Ve bu şekilde ve yani bir işi verdikten sonra bazıları hep karışır devam şuna şuna. Yani öyle olursa karşı tarafın O iş bitmez sorumluluğunu zaten. almazsa Evet. yani hem ben taşıyamam o kadar bir yükü hem de ona o fırsatı vermek gerekir.
Ama ancak ne zaman talep gelir, yardım gelir ya da bir sorun çıkarsa o zaman devreye giriyorum. Ne yapabilirim, nasıl yapmalıyım yani diye onun için soruyorsun. Güven, çalıştığımız insana güvenmezsek nasıl iş yürüyecek? Ya bu nedenle onu yani işi delege ediyorum. Böyle bir sistemle yani üniversite yapmaya çalışıyoruz, evet. Büyümeye de devam ediyor. Peki hocam, tekrar konumuza da bir yandan geri dönecek olursak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin bölümlerinden bahsettik. Akredite olan bölümleri konuştuk. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden bahsettik. İletişim Fakültesi dedik. Bir fakültemiz daha var. O da Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu. Evet. Onlardan da isterseniz tabii kısaca bahsedelim. Sağlık Meslek Yüksek Okulu da bu şu anda Türkiye'de en çok bölüm olan Sağlık Bilimleri Fakültesi. En çok bölüm olan. MEYO'da da öyle yani. Sağlık alanında özelleştiğimiz için. Yani o bölümlerde sağlık yönetiminden hemşireliğe, işte ergoterapiye, odyolojiye, dil konuşma tedavisine, bütün ebelik, ağız diş sağlığı, optisyenlik var. Tabii. Değil mi? Onlar MEYO'dakiler. Evet. Yani işte fakülte kısmında. Öbür tarafta da evet. Tabii evet. Perfüzyon var. İşte odyoloji saydık. Onun dışında yani sosyal sağlık alanındaki 2 yıllık ve 4 yıllık tüm personel ihtiyacını tabii karşılayacak bölüm ve programlar yani mevcut. Birçok bölümü biz şey yaptık, Türkiye'de ilk açtık. Yani ya da mesela sadece Hacettepe'de vardı. Sadece mesela Anadolu Üniversitesi'nde dil konuşma tedavisi. İlk sadece Anadolu Üniversitesi'nde var. Hep yüksek lisans seviyesinde. Lisansı açmış ama orada kadrosu yok. Biz onun yani bu işteki duayen olan hoca Ahmet Konrad Hoca. Mesela onu İstanbul'a gelmiş bir şeyler şey yapmaya çalışıyor. Onu kadromuza aldık. Evet. Ve onunla dil konuşmada Türkiye'de hocaların hocası olan bir kimse var. Evet. Şimdi onun gibi mesela ergoterapi bölümü tek Hacettepe'de vardı. O da fizyoterapinin devamı gibiydi. Ama biz psikiyatri alanında da ergoterapi çok önemli. Yani hastaların sosyal uyumlu, engelli insanların, sorunlu insanların, otistiklerin, böyle şizofrenik durumdaki olan rehabilitasyon gereken kişilerin hayata uyumunu sağlamaya yönelik. Yani sadece yürüme engelli değil, psikolojik engelliler, zihinsel engelliler, bütün hepsiyle ilgili. Onlarla ilgili duyu bütünleme tedavisi gibi özgün bir tedavi öğreten bir ergoterapi aldık. Yani fizyoterapinin bir şeyi değil, yani duplikasyonu değildi. Yani onun gibi sosyal hizmette de öyle, çocuk gelişiminde de aynı şekilde. Çocuk gelişiminde UNICEF'te çalışmış hocalarınız var, Nurper Hoca, Nilgün Hoca gibi yani böyle. Çocuk gelişimi içerisinde 4 yıllık bölümlerde bunlar var. Yani perfüzyon bölümünde geçen sene açtık 4 yıllık. Yani perfüzyon zaten lisansiyere ancak yetkili sayıyor. Teknikeri yardımcı sayıyor. Onun için lisansiyerin de açtık. Ortez protez var mesela. Bunlar uzuv yapıyorlar. Hatta ortez protezdeki şu andaki hedefimiz giydirilmiş teknoloji şey yapmak. Yani kişiye beyin nöroteknoloji kullanarak mesela kolu olmayan bir kimse, kolu çalışmayan bir kimse giydirilmiş teknolojiyle düşünce gücüyle kolunu kaldırmak, oynatmak. Düşünce gücüyle bu giydirilmiş teknoloji denilen tarzı ortez protezde yani uygulamaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bunu yapan öğrenciler ve uzmanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Fizyoterapinin de zaten 4 yıllığı, 2 yıllığı var. Var. Yani bütün, evet. Bütün bunlar var. Evet. Burada unuttuğumuz, atladığımız bölüm olmasın. Biz tabii bu tercih ve tanıtım dönemi boyunca akademisyenlerimiz de üniversitemizde değerli adaylarımıza bizzat bilgiler verecekler. Onun dışında Üsküdar Edu.tr'den de tüm bölümler ve akademik kadromuzla ilgili tabii detaylara ulaşılabiliyor. Ama bizzat üniversitenin gezilmesini biz çok tavsiye ediyoruz. Gelmeden bir kariyer testini çözerek gelirse öğrencilerimiz, adaylarımız geldiklerinde hocalarımızdan bilgi alıp sonra laboratuvarlarımızı gezip sınıfları görüp daha netleşmiş olarak karar verebilirler, tercih yapabilirler. Web sayfamızda kariyer merkezinin kariyer testi var. Testi var. Hangi meslekleri? 10 dakikalık bir test. 10-15 dakikada ilgi alanlarını mesela sosyal mi, mühendislik mi, estetik mi, ne olduğunu kişinin kendi yeteneklerine göre çıktı veriyor anında. Bunu çözerek gelebilirler. Bunu çözerek yani zihinsel eğilimlerini görüyorsun. Ya da kişilik eğilimlerini orada görüyorsun.
Tabii bir yine parantez açacak olursak, lisans ve ön lisans eğitimin dışında tabii yüksek lisans, doktora yapmak isteyen kişiler de oluyor. Onlar da yine Üsküdar Edu.tr'den enstitülerimize detaylara ulaşabilirler. Çünkü yine sosyal bilimler gibi, fen bilimleri gibi, tasavvuf araştırmaları gibi, bağımlılık ve adli bilimler gibi, değil mi hocam? Enstitülerimiz var. Oradan da yüksek lisans doktora yapabilirler. Mesela mühendislikte adli bilimler. Evet, var. Geçen sene açıldı ilgi çok. Yüksek lisansı zaten var onun. Hı hı. Yani orada. Mesela moleküler biyoloji genetikte de, yani Türkiye'de moleküler biyoloji genetik İngilizce, Türkçe eğitim veriyoruz. Bu yani şeyden UNICEF'te mükemmeliyet merkezi olarak tanınan bölüm, nörobilimde ikisi. Evet, yine sağlık bilimleri enstitüsü de var. Yani 5 enstitü var. Yani bunlar da hep yüksek lisans. Nörobilim doktorası yeni onaylandı. Hı hı. Ona da hayırlı olsun diyelim. Onu onaylandı. Yani bu durumda şimdi bir konunun doktorası olması demek, o konuda artık akademik ilerlemenin önünün açılması demek. Hı hı. Yani orada kişiler kendilerini geliştirebilecekleri, araştırma yapmak isteyen kişiler. Hı hı. Yani bu onunla ilgili bizdeki altyapı burada. Mesela nöropazarlama yüksek lisans programı var. Türkiye'de ilk. YÖK bunu geldiği zaman ezberi bu bozduk bir anda ya. Bir taraf pazarlama, bir tarafı nörobilim, ne alaka gibi. Fakat o zamanki YÖK Başkanı Gökhan Hoca şeydi, vizyon sahibi birisiydi. Anladı bizi ve açtı. Açıldı o zaman. Nörobilimle şimdiki yani kişi alışveriş yaparken, mesela geçen senede Nobel İktisat Ödülünü bir davranış iktisatçısı aldı. Hı. Ne demek davranış iktisatçısı? Yani satın alma davranışı, pazarlama satın da alma hareketlerini mi? Yani insan zihinsel yetilerine göre yapıyor bunu. Yani insan temel ihtiyaçlarına göre alışveriş yapmıyor. Temel ihtiyaçlarına ilgili ekonomik kararları vermiyor. Ekonomik kararları verirken güven duygusuyla veriyor. Ekonomik kararları verirken sevgi duygusuyla veriyor. Hoşuna gittiği alanda yatırım yapıyor. Kendini güvende hissettiği alanda yatırım yapıyor. Temel ihtiyacı göre yapmıyor. Bunun üzerine bunlar iktisatta şu anda insan homo ekonomikus değil, homo psikolojikustur şu andaki iktisat teorisi. Evet, evet. Homo psikolojikus, yani insan sadece rasyonel bir varlık değildir, aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Psikolojik unsurları da kullanarak bir insanın alışveriş, satın alma, ekonomik kararlar verme, yani bu siyasi kararlarda da böyle. Bunların incelendiği bir bilim alan. Yani nöropazarlama bu yapılıyor ve nöropazarlamada bu sene gayet yüksek yine başvuru var. Ve başvuranların çoğu CEO gibi böyle yönetimdeki olan şey kişiler. Tabii. Yani şirket yönetiminde geliştirmek kullanılan isteyen kişiler. Bunlar bilgiler yani bunu öğrenen bir şirket yöneticisi düşün. Hı hı. Vizyonun sahibi olacak artık. Evet. Yani şirketinde daha büyük fotoğrafı daha kolay görebilecek. Hı hı. İnsanı tanıyarak, kendini tanıyarak kararlar verebilecek. Yani belki işte deneyimleriyle uzun zamanda öğreneceği bir şeyi burada teoride de çok daha çabuk öğrenecek. Tabii, tabii. Şirketine de çok çabuk yol aldıracak. Kendisi de aynı şekilde. Deneme yanılmayla öğrenecek şeyi burada hazır. Başkalarının tecrübelerinden faydalanarak öğrenecek. Yani akıllıca yöntem o. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Genel anlamda bilgiler aldık. Sizden son bir mesaj rica edeceğim. O da şu an tabii ki bütün bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan gençlerin meslek seçimi gibi önlerinde büyük bir konu var. Bir yandan kendileri zorlanıyorlar. Bir yandan onlara yardımcı olmak isteyen kişiler zorlanıyorlar. Belki yardımcı olalım derken daha da kafalar mı karışıyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Meslek tercihi konusunda gençler nasıl hareket etsin? Tercihde, meslek tercihinde şu önemli. İnsanın hayatında iki önemli tasarruf var. Biri işte evlilik tasarrufu, kararı. İkincisi de meslek seçimi. Evet. Bu ikisinde karar vermeden önce gözünü dört açacak. Karar verdikten sonra yarım açacak. Karar verdikten sonra keşke acaba demeyecek artık. Onun için ilk başta da ayrıntılı düşünürse karar verdikten sonra da yani tesadüfen tercih ettiği bir yeri kazanabileceği ihtimalini düşünecek. Yani bir de olsun, yani şu annemin babamın dediği olsun deyip sevmediği bir şeyi seçmesin. Yani birincisi, insan karar verirken üç önemli şey var. Yani biri duygularla karar vermek, ikincisi mantıkla karar vermek, üçüncüsü de sosyal motivasyonla karar vermek var. Şimdi duygularla karar vermekte karar verirken tercih kararını veriyor. Hayat bir tercihtir zaten. Evet. Bizim sloganımız biliyorsun. Evet, hayat tercih. Tercih ve karar verirken duygularım ne diyor diyecek. Neyi seviyorum? Bunda ben hayat boyu bundan mutlu olur muyum diyecek. Bu %100'ü yakalayamaz. %51 hoşuna gidiyorsa yeter. Ondan sonra gelişiyor. Ama nefret ettiği, istemediği, yani böyle
gördüğü zaman diken diken olduğu konuyu sakın yazmasın tercihine. Yani bir kere alışır duygusal bir şey ve kalbi bir eğilimi var mı ona baksın. Biraz hani nefret etmiyor, birazcık meyli varsa yeter. Ondan sonrası yaptıkça severek büyüyebiliyor, gelişebiliyor. İkinci karar da mantıksal karar verecek. Kar zarar analizi yapacak. Bunun için de hedefinin belli olması lazım. Yani bir genç en önemli şey şu anda yaşam hedefiniz olsun, ego idealiniz olsun. Hayatının sonunda geldiği zaman nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Buna karar versin. Yani şu mesleğe, bu mesleğe mi olmak bir ara hedeflerdir bunu. Ana hedef meslek değildir. Meslek olarak değil de kendisini nerede görüyor? Tabii. Yani duygusu. Nerede görüyor? Evet, yani evet. Bir kapitalist bir birey mi olacak? Kimseye acımadan evet. Zengin mi olacak? Yoksa evet, evet. Yani böyle başı dik dolaşan, yani böyle manevi bir tatmine ulaşmış. Yani soyut böyle değerler olan, başı dik dolaşan, yani herkesin böyle herkes tarafından yani iyi ki var denilen birisi mi olmak istiyorsun? Yani mezar taşına ne yazılmasını istiyorsun diyoruz hatta insan hayatının yani sonunda. Şöyle bir film şeridi gibi hayatını gözünün önünden geçirecek. Ego idealini gibi. Bunu yapsın. Ego idealini bunu yaptıktan sonra böyle durumlarda mesleğini şu meslekler beni bu hedefe daha iyi götürür diyecek burada. Meslekte bunu götürür diyecek. Yani bir şekilde bunu götürür de meslekle ilgili kararını buna göre verecek. İkinci aşamada mantıksal kararda çünkü şeydir. Kar zarar analizi vardır. Nedensellik, farklılık, benzerlik ilişkileri vardır. Buna göre kişi kendi hedefine göre, yani benim şu özelliklerim var, işte mesela kariyer testine göre bakar, yani ben sosyal becerim yüksek çıktı, o zaman sosyal beceri yani şey yapacak. Mesela ben o kariyer Hollanda testini yaptım kendime. Nasıl çıkıyor? Ben şimdi normal asker lise mezunuyum, fen müfredatı orada. Evet. Kazandığım yer tıp fakültesi, fen puanı. Evet. Fakat kendimi psikiyatride buldum. Evet. O testi yaptım, sosyal çıktı. Yani ama normalde şeyden önce yapsaydım ben onu. Yani şey gibi mesela benim zaten ilk tercihim şeydi kulak burun boğaz uzmanı olmaktı. Fakat baktım şey ya insan sevdiği şey yapmalı dedim ben psikiyatri sevimliyim ve o şekilde tercih etmişim ama farkında olmadan o testteki verilere göre yönelmişim. Tercihlerinizden memnun musunuz hocam? Tabii. Önemli olan bu. Yani önemli yani bunu yani şu anda da düşüncem olsa gene aynı şeyi yaparım. Evet, yani bunun için buna göre insanın karar verirken bunları düşünebilmesi, yani çalıştığı zaman zevk alarak çalışabileceği bir alan olması. Evet. Yani üçüncüsü de sosyal motivasyon dedik. Yani burada anne baba toplum ne istiyor burada önemlidir. Ama birincil değildir. Yani kişi ailesinin istediği için mesela şu anda hastanemizde bir hasta yatıyor NP'de. Üçüncü sınıftan tıp fakültesi terk. Ailesinin isteğiyle tıbba gibi. Hatta iki tane ilginç. Biri de Arabistan'dan geliyor tıp terk. Bir de Bakü'de tıpta okuyor. Evet. Onu terk etmiş. Yani bunlar tıpı üçüncü sınıftan bırakıyorlar. Ailenin hatırıyla tıbba girmişler. Ama bakıyor ben yapamam diyor. Bunalıma girmiş hastaneye yatmış. Evet. Şimdi yani tercihimiz... böyle durumlarda hani annem babam istiyor diye değil. Gerekiyorsa annesine babası hayır diyecek. Evet. Ama kendi önce kendi karar verecek. Ama hayır derken gerekçeleriyle hayır diyecek. Gerekçeleriyle. Mesela bazı ben moda tasarım diye tutturuyor mesela. Tamam moda tasarımı seçebilirsin ama bunun için sana yani bu ekmek getirir mi getirmez mi? Mesela bunu da düşünmesi lazım. Sadece ya ben hoşuma gidiyor sanat. Da biz tercih popüler olduğu için popüler mi? Olduğu için bir ömür boyu yapabilir misin? Tabii, para kazanabilir misin? Yani 5 sene 10 sene sonra da düşünecek. Evet. Yani burada stratejik düşünce önemli. Yani evet, genç şu anda anlığı ve toplum ne diyorsa da önemlidir. Yani burada ama muhakkak anne baba büyüklerin görüşünü alsın. Yani görüşünü alsın, toplumun görüşünü alsın, kalbini dinlesin, aklını dinlesin, toplumun görüşünü alsın, verileri masaya yatırsın, kendisi karar versin. Evet. Bunu yaparsa eğer böyle durumlarda kendi kararının sorumluluğunu da taşır. Taşıdığı için bir ileride bir engelle karşılaşırsa da bu kararı ben vermiştim, bunu çatlasana patlasana bunu aşacağım der ve aşabilir. Yoksa öbür türlü ufak bir şeyde annesini suçlar, sen yüzünden oldu. Tabii, birini suçlar, bu olmuştu. Yani, onun için, yani kararının sorumluluğunu taşıması lazım insan. Yani gence bunu söylüyorum. Yani bu artık özellikle. Üniversiteyi tercih ediyorsanız kendi kararınızı kendi ve onun kararının sorumluluğunu taşıyacaksınız. Ama muhakkak bu uzmanların görüşünü alın, annenizin babanızın görüşünü alın, iyice analiz edin, öyle karar verin ve kendinizi tanıyın bu arada. Güçlü zayıf yönlerinizi tanıyın. Önünüzdeki imkanları bilin, tehditleri, riskleri bilin. Buna göre kararlar verin. Ve buna göre karar verirsek en geniş veriyi analiz ederek en doğru karar vermiş oluruz. Ve
pişman olma ihtimali en azından iner. Kararlarından da, tercihlerinden de her zaman mutlu olmalarını diliyoruz tabii bizler de. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgiler verdiniz. Hem üniversite konusunda hem de hayatla ilgili sizden çok güzel dersler aldık satır aralarında. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine vaktiniz olursa İnşallah. Sizi ağırlamak isteriz. Evet sevgili izleyiciler, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan konuğumuzdu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeni bir programımızla yine sizlerle birlikteyiz.